Kanalıma hoş geldiniz. Orta Doğu'da kalıcı barışa engel olan temel sorunlar nelerdir? Neden Orta Doğu yıllardır bir kan gölü halinde? Orta Doğu, dünyanın en uzun süredir çatışma ve savaşa sahne olan bölgelerinden biridir. Bölgede kalıcı bir barışa ulaşmanın önünde bir sürü temel engel vardır. Nedir bunlar? Etnik ve dini farklılıklar, siyasi istikrarsızlık, dış müdahale, terörizm, sosyal ve ekonomik eşitsizlikler. Arap Baharı'ndan sonra Orta Doğu'da bazı gelişmeler yaşandı. Ancak bölgede sorunlar hala çözülmüş değil. Arap Baharı'nın ardından bölgesel çatışmalar çok daha hızlandı. Suriye, Yemen ve Irak'ta, Suriye'de devam eden savaşlar milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden oldu. Şimdi de Filistin ve İsrail. Orta Doğu'da kalıcı bir barışa ulaşmak için bölgesel aktörlerin ve uluslararası toplumun birlikte çalışması gerekmekte. Öncelikle etnik ve dini farklılıkların kabulü ve çatışmaların barışçı yollarla çözülmesi için çaba gösterilmesi gerekmekte. Siyasi istikrarsızlıkların giderilmesi için demokratikleşme ve insan haklarına saygının artması gerekmekte. Orta Doğu kültüründe demokrasi kültürü yok ki. Dış müdahalelerin azaltması ve bölgesel aktörlerin kendi sorunlarını kendi çözmeleri için teşvik edilmeleri gerekmektedir. Dış güçlerin Orta Doğu'dan çıkarılması ihtimali de yok ki. Terörizmin ortadan kaldırılması için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerekmekte. Yani terörizmi zaten dış güçler körüklüyor. Tamamen dış güçlerin etkilemesi sonucu, yardım etmesi, destek vermesi sonucu Orta Doğu'da terörizm var. Sosyal ve ekonomik eşitsizliğin giderilmesi için kalkınma ve yatırımların arttırılması gerekiyor. Peki, refahı biraz halkına yaymaya çalışan Kaddafi'nin başına gelenleri hepimiz gördük. Bu da mümkün değil. Yani Orta Doğu'daki mevcut durum göz önünde alındığında tarafların müzakereler yoluyla kalıcı bir barış sağlama ihtimali zor. Bölgelerdeki aktörler arasında güvensizlik ve anlaşmazlık çok ama çok derindir. Ayrıca bölgedeki dış müdahaleler müzakere sürecini daha da karmaşıklaştırıyor, hatta daha başlamadan bitiriyor. Bu nedenle Orta Doğu'da kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için bölgesel aktörlerin ve uluslararası toplumun birlikte çalışması ve kapsamlı bir çözüm bulmaya çalışması gerekmekteyken tüm taraflar da birbirlerinin gözlerinin için çıkarıyor. Bununla birlikte bölgenin geçmişi göz önüne alındığında çok geniş çaplı bir savaşın yaşanması ihtimali de hiç göz ardı edilmemeli. Sanki Armageddon savaşı yaşanacak. Görünen öyle. Sonuç olarak Orta Doğu'da kalıcı bir barışın sağlanması için tarafların müzakere yoluyla çözüm bulması ve bölgeye dış müdahalenin azaltılması gerekmekte. Ancak bölgenin geçmişi göz önüne alındığında çok geniş çaplı bir savaş hiç ihtimal dışı değil. Orta Doğu'da kalıcı bir barışa ulaşmasının önündeki temel engelleri çözmek için ne yapılabilir? Etnik ve dini farkların kabulü ve çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi için çaba gösterilmesi yapılır mı?
Yani Hristiyanlar Musevileri, Museviler Müslümanları, Hamas İsrail, İsrail Hamas'ı kabul edecek. Bu mümkün mü? Hiç değil. Siyasi istikrarsızlığın giderilmesi için demokratikleşme ve insan haklarına saygının arttırılması mümkün mü? Ya Orta Doğu'da demokrasi kültürü yok ki mümkün olsun. Dış müdahalenin azaltılması. Ne Amerika ne Rusya bölgeden çıkar mı, çekilir mi? Hatta Fransa elini çeker mi? Hiç mümkün değil. Terörizmin ortadan kaldırılması için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi mümkün mü? Hiç mümkün değil. Teröristleri destekleyen direkt Amerika. Sosyal ve ekonomik eşitsizliğin giderilmesi mümkün mü? Orta Doğu'nun kaderi bu, mümkün değil. Gideremezsiniz. Sonuç olarak baktığımızda Orta Doğu'ya kalıcı bir barışın gelmesi hiç mümkün değil. Çünkü sadece güce tapan Orta Doğu'da uzlaşma kültürü yok. Ta ki taraflardan biri tek başına çok büyük yıkımlar sonucu tüm hakların ve inançların menfaatleri doğrultusunda yeni bir dizayn yapsın, yapabilsin. Mümkün mü? Bu da mümkün değil. Kısacası bölgenin kaynaklarını sömürmek amacıyla tarafları birbirlerine düşüren zaten büyük devletler ve emperyalizm ve emperyalizmin emelleri ve silah şirketleri. Yani kısa, orta ve hatta uzun dönemde Orta Doğu'da bir barışın olması hiç mümkün gözükmüyor. Orta Doğu, Osmanlı'yı sırtından vurmanın acılarını daha yüzyıllar boyu yaşayacak gibi görünüyor. Benim düşüncelerim böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.